Herkese merhabalar. İçeriklerimiz sizlerin beğenisine sunulana kadar birçok teknik aşamadan geçmekte. Özellikle de kaliteli bir sunum oluşturabilmek adına harita tasarımı, animasyon ve edit gibi işlemleri teknolojinin bize sunduğu en iyi imkanlarla yapmaya gayret ediyoruz. Bu noktada desteğini bizlerden esirgemeyen Asus'a ve GamingGen.tr'ye teşekkür ediyoruz. GamingGen.tr, başta Asus olmak üzere dünyaca ünlü markaların oyuncu bilgisayarı, kulaklık, mouse, klavye gibi gaming ürünleri hem online hem de İstanbul Ümraniye'deki mağazasından uygun fiyatlarla edinebileceğiniz bir satış platformudur. Bu videoda görmüş olduğunuz tüm harita tasarımları, savaş grafikleri ve animasyonlar, birazdan detaylarını sizinle paylaşacağımız ve Asus ekran kartına sahip yeni sistemimiz ile hazırlandı. Bu sisteme ek olarak şu an sizler için toplanmış olan ve eşsiz bir kampanyayla satışta olan DFT tarihe özel hazırlanmış Asus sistemine de videonun açıklamalar bölümünden ulaşabilirsiniz. Peki neden Asus'u tercih ediyoruz derseniz gelin bunun nedenlerine biraz bakalım. Sistem bizler gibi videolar yapmak isteyenler ve de oyun severler için pek çok önemli özelliği bir araya getiriyor. Sistemimizde Asus TUF Gaming GeForce RTX 3070 Ti bir ekran kartı bulunmakta. Burada ekran kartı tarafında tercihimizi Asus'tan yana kullanmamızın en önemli sebebi eksen teknolojili fan tasarımı, soğutma bloğu desteğiyle de oyun oynarken yaşanacak ısınma problemlerini en alt seviyeye kadar düşürebilecek olmamız. Bu ekran kartı hem grafik işlemcisinin gücü hem de desteklediği Nvidia teknolojileriyle birçok oyuncu ve içerik üreticisini tatmin etmekte. Özellikle de oyunlara gerçek hayattaki gibi ışık ve gölge performansını yansıtma temeline kurulu RTX teknolojisi sayesinde daha kaliteli oyun deneyimleri vaat etmekte. Sadece iyi bir ekran kartından çok daha fazlasına sahip olan sistemi, yüksek CPU performansı sağlayan 6 çekirdekli AMD Ryzen 5 7600X işlemci de konumlandırılmış. 7. nesil AMD Ryzen işlemcileri, üstün performans özelleştirmeleri için oldukça esnek bir mimariye sahip. Bütün bu parçaları üzerine topladığımız anakart ise Asus Prime B650MA. 7. nesil Ryzen işlemcilerin tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için geliştirildi. Sağlam güç tasarımı, kapsamlı soğutmasıyla ve yapay zeka destekli akıllı kontrol seçenekleriyle bilgisayar almayı düşünenler için en ideal ve en akılcı anakart durumunda. RAM olarak ise Kingston'ın 16 GB'lık RAM'i tercih edilmiş. 3200 MHz'e kadar yüksek performans sağlıyor bu RAM'ler. Depolama için ise Kingston'dan yazma ve okuma hızı yüksek 1 TB'lık bir SSD kullanılmış. Kasa olarak hava akışını arttıran ızgara fan tasarımına sahip ve kablo yönetimi kolay Asus Prime AP201 tercih ettik. Micro ATX boyutundaki bu kasa içerisine 360 mm radyatöre kadar soğutma konumlandırılabiliyor. Son olarak da askeri düzeyde sertifika elde etmek için zorlu testlerden geçen ve yüksek dayanıklılığıyla bilinen ARGB destekli TUF Gaming LC121 fan ile 6 yıl garantili TUF Gaming 650B güç kaynağı da sistemimizde bulunmakta. Sizin için hazırladığımız ve DFT tarih izleyicilerine özel sistemi incelemek ve belli bir stokla sınırlı bu ürünü satın almak için açıklama bölümündeki linke göz atabilirsiniz. 1. Murat yaşamı boyunca yaptığı faaliyetlerle Osmanlıları olduğu noktadan çok ileriye taşımıştı. Özellikle Balkanlardaki fetihleriyle Türklere yeni bir yurdun kapılarını açmış ve Balkanların Türklerin yeni yurdu olmasının da temellerini atmıştı. 1389'da Kosova Muharebesi'ndeki şehadeti onun devrini kapatmış, bayrak daha oracıkta, harp meydanında oğlu Bayezid'e geçmişti. Artık tarih, Muratoğlu Beyazıt'ın serüvenini yazmak için kalemi eline almıştı. Orhan Bey ve 1. Murat'la ilgili belgeselleri sağ üstteki karta tıklayıp izleyebilir, serinin önceki bölümlerinde yaşananları tekrar bir gözden geçirebilirsiniz. Babasını kollarında kaybeden şehzade, oracıkta ileri gelen beylerden biat alıp saltanatını ilan etti. İlk iş, kaçışan Sırp birliklerini takiple vazifeli kardeşi Yakup'u bir oyuna getirip boğdurmak oldu. Hayatta olan tek kardeşini bertaraf edip saltanatı konusunda muhalefet edebilecek kişileri de böylece susturdu. Ama hem şehzadenin öldürülmesi hem de sultanın savaş meydanında yitirilmesi hiç kuşkusuz bazı problemlere yol açacaktı. Yeni sultan babasının mağlup ettiği Morava Sırplarının lideri Lazar Rebel Yanoviç'i oracıkta idam ettirdi. Vakit kaybetmeden Edirne yolunu tuttu. Bursa'ya geçip tahta oturması elzemdi. Ama durumlar pek de parlak değildi. Edirne'de kışlayıp bir durum değerlendirmesi yapması, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sakince düşünmesi gerekliydi. 1. Murat, fetihlerle kazandığı prestij sayesinde İslam dünyasının en ucunda bir gazi pozisyonuna gelmiş ve bu konumunu kullanarak Anadolu beyliklerinin vasallıkla kendisine bağlandığı gevşek bir konfedere yapı oluşturmuştu.
Ölümüyle Kosova meydanından hızlıca ayrılan beyler, Anadolu'ya geçip Osmanlılara karşı sorumluluklarını yok saydılar. Zayıf bağlarla oluşturulmuş bu yapıyı parçaladılar. Osmanlı'ya ait bazı yerlere saldırıp ele geçirdiler. Benzer şekilde Balkanlardaki uç beyleri de 1. Murat'ın ölümünden sonra daha serbest hareket ettiler. Bu noktada Edirne'deki Bayezid babasının politikasını bırakıp başka bir politika benimsedi. Dağılmakta olan yapıyı doğrudan kendi etrafında birleştirmeyi düşündü. Vassallıkla bağlılık değil, doğrudan tabilik istiyordu. Merkezi bir yapı kurmayı kafaya koymuştu. Devri boyunca yapacağı tüm siyasi, askeri, bürokratik, mali düzenlemeler bu yönde olacaktı. Tarihçiler onun bu devrim niteliğindeki çabalarını Osmanlıların ilk imparatorluk teşebbüsü olarak görmektedirler. Sultan Anadolu'ya geçip Batı Anadolu beylerinin üzerine yürümeden önce Rumeli'deki durumu kontrol etmekle uğraştı. Sultan huzuruna gelen Lazar'ın oğlu Stefan Lazareviç'i ve annesini Morava Sırplarının lideri ilan edip kendisine sıkıca bağladı ve Stefan'ın kız kardeşi Maria Despina ile evlendi. Böylece aradaki bağlar iyice sağlamlaştı. Kuzeydeki Macar tehlikesi de Stefan'ın Bayezid'e olan sadakatini arttıracaktı. Öte yandan Lazar'ın damadı Vuk Brankoviç de Osmanlıların üstünlüğüne istemeyerek de olsa boyun eğdi. Sultan ek tedbir olarak Paşa Yiğit ve Firuz Bey gibi kendine yakın adamları bölgede akınlar yapması için bırakarak yönünü Anadolu'ya çevirdi. Kosova Muharebesi'nden sonra Karamanoğulları etrafında birleşen Germiyan, Menteşe, Aydın, Saruhan, Teke, Hamitoğlu beylikleri ve onlara destek veren Kadı Burhanettin, Osmanlı'ya karşı düşmanca bir tavır aldılar. Sultan 1389 kışında Rumeli'deki vassallarını Doğu Roma Ortak İmparatoru 2. Manuel'i ve Candaroğlu Süleyman'ı alıp Bursa'ya geçti. Önce Saruhan oğullarının üzerine yürüdü. Zorlanmadan beylik topraklarını alıp Aydın, Menteşe ve Germiyan topraklarını da ele geçirdi. Sultan babasından farklı olarak çok şiddet davrandı. Karşısında durana acımadı. Topraklarını ellerinden alıp doğrudan kendilerine bağlı yöneticiler atadı. Beylik hanedanlarına mensup bazı kişileri öldürdü. Kimilerini de esir aldı. Karşısında durmayanlara ise ufak tımarlar verip tehlikesizleştirdi. Doğu Roma'nın Batı Anadolu'daki son şehri olan Alaşehir'i aldı. Bizans'ın buna itiraz edecek gücü yoktu. Beyliklerin topraklarını alırken burada yaşayan Türkleri de Balkanlara geçirip verimli yerlere yerleştirdi. Bu göçler hem Osmanlı'ya batıya yapacağı seferlerde kaynak olacaktı, hem de bölgenin Türkleşerek Osmanlı'nın elinden çıkmasını zorlaştıracaktı. Dört beyliğin ortadan kaldırılmasından sonra sıra Eğirdir merkezli Hamitoğlu ve Antalya merkezli Teke beyliklerine geldi. Onların akıbeti de diğerleri gibi oldu. Bu iki beyliğin toprakları doğrudan Osmanlılara geçti. Bayezid 1390 Mayıs'ında Afyon'a vardı. Çıban'ın başı olarak gördüğü eniştesi Karamanoğlu Alaaddin Bey'in üzerine yürüme niyetindeydi. Benzer dönemlerde İstanbul'da 7. Yanis, dedesi 5. Yanis ve amcası 2. Manuel'i tahttan indirdi. Candaroğlu Süleyman da sıranın kendisine geleceğini düşünüp Osmanlılardan yüz çevirip memleketine gitti. Bunlara aldırış etmeyen sultan ilerleyip Beyşehir'i aldı. Konya'ya doğru ordusunu sürdü. Karaman Bey'i bir umut Larende tarafına çekildi. Sultan ise gelip Konya'yı kuşattı. Muhasara devam ederken Süleyman Bey ve yeni müttefiki Kadı Burhanettin ordu toplayıp Karamanoğlu'nu kurtarmak için Kırşehir'e kadar geldi. Bayezid tehlikeyi sezip Alaaddin Bey ile bir antlaşma yaptı. Çarşamba suyu iki devlet arasında sınır kabul edildi. Osmanlılar Anadolu'da uğraşırken Osmanlıların desteğiyle yeniden tahta oturan Doğu Roma İmparatoru 5. Yanis İstanbul surlarını güçlendirmişti. Bunu öğrenen Bayezid imparatora çok sinirlendi ve yaptıklarını yıkması emrini verdi. Yaşlı imparator el mecbur denileni yaptıktan kısa bir süre sonra üzüntüyle de beraber Şubat 1391'de öldü. Bursa'da misafir olan oğlu 2. Manuel, Bayezid'e sormadan şehirden kaçıp İstanbul'a geldi ve taç giydi. Bayezid buna da tepki gösterip Manuel'i tehdit etti. Şehir dışındaki tüm topraklarına el koyup bazı isteklerde bulundu. Vergilerin arttırılmasını, başkente Türkler için bir mahalle oluşturarak cami inşa edilmesini ve şehirdeki Türklerin davalarına kadıların bakmasını talep etti.
İmparator bunu kabul etmeyince, Vezir Çandarlı Ali komutasındaki bir Osmanlı ordusu İstanbul önlerine gelip kenti kuşattı. Bu, Osmanlıların ilk İstanbul kuşatmasıydı. Manuel, kuşatmanın ilerleyen dönemlerinde erzak sıkıntısı yaşayınca, sultanın isteklerini kabul etmek zorunda kalacaktı. Muhasara aralıklarla 5 sene kadar daha devam edecekti. Sultan, Candaroğullarının üzerine yürümeyi düşünse de Balkanlarda yaşananlar rotanın değişmesine sebep oldu. Anadolu seferi sırasında Rumeli beyleri boş durmamıştı. Paşa Yiğit Vuk Brankoviç üzerinde baskı kurmuş, Üsküp ve Karatova'yı almış, Evrenos Bey Kitros ve Vodane'yi aşarak Teselli'ye doğru ilerlemiş, hatta Despot Tedoros'un davetiyle Venedik nüfusunu kırmak için Mora'ya kadar sokulmuş, Firuz Bey Efla'a, Şahin Bey ise Arnavutluğa akın üzerine akın yapmıştı. Firuz Bey'in akınlarından bunalan Eflak Prensi 1. Mircea, Macarların desteğiyle ve Candaroğullarıyla da anlaşarak Tuna'nın güneyine geçti. Karin Ovası'na kadar varıp yakıp yıktı. İşte bu olay sultanı Kastamonu yolundan çevirdi. Bayezid Çanakkale Boğazı'ndan karşıya geçti. O esnada Venedik, Mora ve Arnavutluk'ta, Macaristan ise Eflak ve Bulgaristan'da nüfuz sağlamaya çalışıyordu. Bayezid, Silistre yakınlarından Tuna'yı geçti ve Arguş Ovası'nda Mircea ile karşılaştı. Muharebeden galip çıkan Türkler oldu. Mircea tutsak edilip sefer neticelendirildi. Bursa'ya getirilen prens, Osmanlılara bağlı kalmak ve vergi vermek koşullarıyla serbest bırakıldı. Eflak ilk kez Osmanlı vassalı olmuştu. Anadolu'daki işleri bitmeyen Osmanlılar 1392 baharında Kastamonu'ya yöneldiler. Manuel'in de denizden destek vermesi istendi. Bayezid akrabası da olsa Süleyman Bey'in gözünün yaşına bakmadı. Tüm topraklarını alıp kendisini de idam ettirdi. Bunu gören Süleyman'ın Sinop'taki kardeşi İsfendiyar da Osmanlılara biat etmekten başka çare bulamadı. Kastamonu'nun düşüşü Candaroğulları ile müttefik olan Kadı Burhanettin'i rahatsız etti. Bayezid Kadı'ya gözdağı verip Osmancık Kalesi'ni isteyince işler kızıştı. Şehzade Ertuğrul Osmancı'yı alıp ilerledi. Amasya Bey ve diğer Canik Beylerinin desteğini aldı. Kadı Burhanettin silahlanıp batıya su süledi. Taraflar Çorumlu Kırkdilim mevkiinde karşılaştılar. Galip gelen Kadı Burhanettin olurken Şehzade Ertuğrul savaş meydanında hayatını kaybetti. Sonrasında kadının emrindeki Moğollar Ankara'ya kadar akınlar yaptılar. Bayezid Kadı Burhanettin'e hemen karşılık veremedi. Yine Rumeli'ye geçmesi icap ediyordu. Bu sefer de Macarlar sorun çıkarmıştı. Macaristan Krallığı Orta Avrupa'nın en büyük kara gücüydü ve Osmanlılara Balkanlarda karşı koyabilecek yegane güçtü. Krallığın başında 2. Lajos'un kızıyla evlenen Sigismund vardı. Macarlar için ana cephe aslında Avrupa'ydı. Balkanlar onlar için daha az önemliydi. Ama Osmanlı'nın güçlenmesine de göz yumma niyetinde değildiler. Balkan halkları Ortodoks, kendileri Katolik olduklarından Macarlar, Balkan halkları üzerinde istedikleri nüfusu elde edemeseler de Sigismund'un hedefleri arasında Türk akınlarını durdurmak, Eflak, Morava ve Bulgaristan'ı etkisi altına almak vardı. 1393'te bizzat Tuna'yı geçip Nibolu'ya vardı ve burayı aldı. Macarların bu eylemine en çok sevinen İstanbul'da sıkışıp kalan Doğu Romalılar olmuştu. Osmanlıların Çorumlu yenilgisine rağmen Rumeli'ye geçmeye yeltenmesi heveslerini kursaklarında bıraktı. Bayezid daha Rumeli'ye geçmeden Macarların üzerine asker sevk edince panikleyen Sigismund apar topar Tuna'nın kuzeyine geçti. Türklerle tek başına mücadelenin ne denli zor olduğunu anladı ve ona göre bir plan düşündü. Yıldırım lakabının hakkını verircesine bir oraya bir buraya koşuyordu. Kendisi bir yandan, beyleri bir yandan akınlara devam etti. 1393'te Macar tehlikesini bertaraf için bölgeden ayrılınca Kadı Burhanettin Amasya'yı kuşattı ve İsfendiyar Bey'in kendisine bağlanma isteğini kabul etti. Durum üzerine Bayezid bölgeye geldi. Kadı Burhanettin Amasya'yı alamayınca geri çekildi. Sultan şehre yaklaşınca Amasya emiri şehri Bayezid'e teslim etti. Tacüddin ve Taşan oğulları ile Bafra Bey de Osmanlı üstünlüğünü tanıdılar. Sultan, oğlu Çelebi Mehmet'i bölgeye vali atadı.
Macarların Bulgar Çarlığı üzerindeki emelleri ve bir Osmanlı haraçgüzarı olan 1. Murat'ın kayınpederi İvan Şişman'ın Sigismund'la yakınlaşması Bayezid'i rahatsız etmekteydi. İvan'ın daha önce babasına ihanet ettiğini bildiğinden padişah Rumeli'ye geçti. Bunu yaparken de Sarı Timur Taşpaşa'yı kendisine temsilen Ankara'da Anadolu Beylerbeyi olarak vazifelendirdi. Oğlu Süleyman Çelebi emrinde kalabalık bir birliği Bulgar seferiyle görevlendirdi. Şehzade emrindeki orduyla Çarlığın başkenti Tırnova'yı kuşattı. Çar Macarlarla irtibat kurabilmek adına Nibolu'ya geçerken kenti Patrik Evtimi'yi savundu. 3 aylık direnişten sonra takati kalmayan kent Temmuz 1393'te düştü. Sonrasında Osmanlılar Tuna boyundaki tüm Bulgar kentlerini aldılar. Ortada artık Bulgar Çarlığı kalmamıştı. İvan Şişman ise oğluyla beraber Nibolu'da sıkışmıştı. Yıldırım Bayezid 1393-1394 kışında Rumeli'deki tüm vassallarını ve Doğu Roma hanedan mensuplarını birbirinden habersiz bir şekilde Karaferye'de toplantıya çağırdı. Kentte karşılaşan liderleri derin bir ürperti kapladı. Yoksa sultan hepsinin boynuna ilmeği geçirecek miydi? Hepsinden aynı anda mı kurtulacaktı? Öyle olmadı. Ama Bayezid hepsinin gözünü korkutup kendisine olan bağlılıklarını arttırmayı denedi. O bir imparator gibi davranma eğilimindeydi. Mora despotu Theodor'dan Venediklerin tehdit ettiği bazı kaleleri istedi. İkinci Manuel'den de isteklerde bulundu. Fakat Paleologos kardeşler istekleri kabul etmeyip oradan kaçtılar. Bayezid de kılıcına sarıldı. İlk iş daha önce Osmanlılarca alınan ama o an Doğu Roma'nın elinde olan Selanik'i zapt etti. Bizzat ordusunun başında hareket edip Teselya'ya girdi. Tırhala, Domasya, Patras, Farsala ve Larissa'yı aldı. Gazi Evrenos Bey, Mora Yarımadası'na ayak basıp yağmalar yaptı. Lala Şahin ise Arnavutluk tarafında faaliyet gösterdi. Arnavutluk zor bir bölgeydi ve burada onlarca savaşçı hane bulunmaktaydı. Bu haneler 1390'larda Venedik ile Osmanlı arasında gidip geliyorlar ve aralarında çekişiyorlardı. Lala Şahin 1394'teki seferinde özellikle Güney Arnavutluk tarafında ezici bir Osmanlı üstünlüğü kurmayı başardı. Karaferye'den ayrılan imparator, Osmanlıların peşini bırakmayacağını bildiğinden derhal Avrupa'dan yardım talep edip surların arkasına sığındı. Osmanlılar bir yandan Teselya'da fetihler yaparken öte yandan Çandarlı Ali Paşa eliyle İstanbul'u yeniden kuşattı. Surlara birkaç defa hücum edilse de Osmanlıların surları geçmesi şimdilik söz konusu değildi. Çünkü İstanbul'u tam teşekküllü bir şekilde kuşatamıyorlardı ve devasa surları yıkıp geçecek teknoloji ellerinde daha yoktu. Türk İslam dünyasının batısında bunlar olurken doğuda Timur fırtınası esiyordu. Maveraünnehir'den çıkan Emir Timur önüne kattığını yaka yıka ilerliyor, alınmaz denen yerleri alıyor, yenilmez denilen orduları bir bir deviriyordu. Timur'un batıya yönelmesi pek çok devleti korkuttu. Onun Bağdat'ı 1393'te düşürüp Anadolu ve Suriye topraklarına varması bu korkuyu daha da arttırdı. Durum karşısında 1. Bayezid, Memlük Sultanı Berkuk, Altın Ordu Hükümdarı Toktamış ve Kadı Burhanettin ortak tehdide karşı yakınlaştılar. Sultan Bayezid az önce saydığımız 4 liderden tehlikeye en uzak isim gibi göründüğünden şimdilik Timur'u kafasına çok da takmadı. Balkanlarda hiç durmadan fetih yapmaya devam etti. Osmanlıların başarıları hali hazırda Avrupalıları tedirgin etmekteydi. Özellikle 1394'teki İstanbul kuşatması Türkler üzerinde bir Haçlı Seferi yapılmasını gündeme getirdi. Yıldırım 1395 baharında Macaristan üzerine akın için kollarını sıvadı. Salankamen, Beçkerek, Temeşvar, Kraşova gibi yerlere dek varlığını hissettirdi. Efla çark edip Mirsea'nın elindeki toprakları yağmaladı. Karşılık olarak Eflak Prensi Mayıs 1395'te Argeş Nehri boyunca Osmanlı ordusuna vurkaçlar yaptı. Rovine Muharebesi olarak adlandırılan bu çatışmada Osmanlılar çok kayıp verdiler. Düşman tarafından püskürtülüp muharebeyi kaybetmiş gibi görünseler de ordularının dağılmamalarını sağlayınca Mirsea, Macaristan'a çekilmek zorunda kaldı. Osmanlılar da böylece onun yerine Eflak tahtına Vlad Uzur Patorulu geçirdiler. Rovine Muharebesi'nin önemli bir sonucu da şu oldu. Osmanlıların Sırp haraçgüzarlarından Marko ve Konstantin Dragaş bu muharebede ölmüşlerdi.
Ölümleri üzerine Osmanlı Sultanı, onların topraklarını varislerine vermek yerine buralara doğrudan valiler atayıp bu iki Sırp prensliğini tamamen tarih sahnesinden sildi. Bayezid seferden dönerken Tuna'nın güneyindeki Nibolu Kalesi'ne ilerledi. Taçsız Bulgar çarı İvan Şişman hala buradaydı. Haziran'da kaleyi kuşatıp aldı ve İvan'ı öldürdü. Bulgar çarlığı resmiyette bu şekilde yok olurken İvan Şişman'ın oğlu Müslüman olup Osmanlı saflarına katıldı. Uzun süredir Türklerin ilerleyişi konusunda Avrupalıları uyandırmaya çalışan Sigismund, bir Haçlı seferi için her fırsatta çağrı yapmaktaydı. İstanbul'un kuşatılması ve Türklerin Tuna Nehri'ni artık sık sık aşması kralı iyice tedirgin etti. Dört bir tarafa elçi yollayıp Osmanlı Türklerinin durdurulması gerektiğini belirtti. Onun bu çağrısı üzerine Orta Çağ'ın gerçek manada son Haçlı Seferi hazırlıkları başladı. Bir imparator olma niyetiyle yola çıkan Yıldırım Bayezid'in baş döndüren saltanat yıllarında yaşananların devamının hızlıca gelebilmesi adına videoyu beğenirseniz seviniriz. DFT tarihi takipte kalın. İyi günler.